Bir İstanbul sabahından herkese günaydın. Kiminiz kahvaltı sofralarında, kiminiz kahvelerini yudumlarken sizlere güneş kadar sıcak, deniz kadar mavi bir yayınla merhaba diyoruz. Günaydın Ferhat, nasılsın? Günaydın, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum, sağ ol. Ben çok iyiyim. Emeklerimizin karşılığını aldık. Çok yoğun bir hafta geçti. Gerek sosyal medya olsun, telefonlar olsun. Bayağı bir iletişim aldık. Ekibimize teşekkür ediyoruz. O zaman programımız başlasın mı? Başlayalım. Bu haftaki ilk konuğumuz duayen seslerden merhum değerli sanatçımız Kayahan'ın güzeller güzeli ve başarılı kızı Beste Açar bizler. Beste Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. İyi olmamak mümkünmüş. Baksanıza şöyle güzel bir havada, güzel bir ortamda sizlerleyim. Teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederiz. Biz teşekkür ediyoruz bizleri kırmayıp geldiğiniz için. Böyle güzel bir atmosferde bize eşlik ettiğiniz için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyi, mucizeyim. Siz de iyisiniz. Çok iyi, sağ olun. Bomba gibiyiz sayenizde. Süper. Beste Hanım, çok merak ediyorum yeni şarkınız. Başımı döndürüyor. Başımı döndürdüm. Burada dönüyoruz ya. Başımı döndürdün. Gerçekten yazın birçok insanın severek dinleyeceği, böyle beachlerde, işte kulüplerde, radyolarda, işte o dijital platformlarda herkesin kulağında kulaklıkla keyif alarak dinleyeceği bir şarkı oldu. Osman Çetin imzası var. Onun bestesi, onun sözü ve onun aranjesi. Hep aranjör kimliğiyle tanıdık onu ama ilk defa bestesini benimle paylaştı. Buradan ona teşekkür etmek istiyorum. Kendi için yaptığı bir şarkıydı aslında. Bir gün bir ziyaretim esnasında böyle çalarken duydum da Osman bu muhteşem bir şarkı dedim. Kendim için yapıyorum dedi. Vah dedim, kendin için yaptın ama bana vermeyi düşünür müsün artık deyince. Bir daha dinledim. Baktı tabii o heyecanımı görünce tamam dedi, bu şarkı senin. Bence çok güzel oldu aranjesi de. Sözleri çok akılda kalıcı. 7'den 77'ye böyle herkesin gerçekten severek, keyif alarak dinleyeceği bir şey oldu. Tam yazlık bir şarkı. Dans da edebilirsin. Böyle kendi kendine ritim tutup yerinde hani böyle hareket de edebilirsin. Sahilde de dinleyebilirsin. Kesinlikle böyle kafanı dinlemek istiyorsan da dinleyebilirsin. Çok hafif, çok böyle dinlemesi güzel bir şarkı oldu. Harika. Ne zaman tam olarak yayınlanmaya başlıyor? Aslında dijitalleri 3 hafta önce yükleniyor şarkılar. Çoktan yüklendi. Ancak dinleyicilerle buluşması 12 Temmuz. Böyle gece tam 00:00 olduğunda herkes dinleyebilecek. Bekliyoruz. Evet. Çok güzel bir klip yapılmış. Bununla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Ya aslında gerçekten belki de dünyada bir ilk. Birçok yapay zeka ile hazırlanmış klipler var. Ancak birçoğu hibrit. Yani yine bir kamera karşısına geçiyorsunuz. Yine o saç, makyaj, kostümler, o kurguda onlar ayrıştırılıyor. Sonra tekrar birleştiriliyor derken bizimki tamamıyla yapay zeka ile yapılan bir klip oldu. Hikayesini şimdi söylemeyeyim, sürpriz olsun ama ben kamera karşısına geçmedim. Sadece benim görsellerim ve görüntülerim oraya tanıtıldı. Dendik işte bu kızın burnu böyle, kaşı böyle, gözü böyle, o böyle bir boyu posu var dendi ve sonra ben kendimi orada işte anlatmayayım nerede olduğunu ama öyle bir yerlerdeyim ki muhteşem oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Çok da güzel bir hikayesi var. Onunla ilgili inşallah zamanı geldiğinde paylaşıyor olacağız. Rengarenk böyle sihirli bir dünyanın içinde bir beste. Çok güzel ve çok keyifli geçti. Sevgili İlker, çok teşekkür ediyorum ona. İlker Ulu Bey, sevgili Cengiz Han, Promedia Works ekibinin çok çok emeği var bunda. Onlar yaptılar çünkü. Benim sadece bir fikrimdi ama bunun tabii ki izleyicilerle buluşması, onların o profesyonellik alanları gerekiyordu. Gönülleriyle, kalpleriyle yaptılar. Gerçekten böyle bir aile gibi olduk zaten. O da yansıyacağını düşünüyorum ekranlara. Bence yansıyacaktır. Anlatırken bile gözleriniz ışıl evet, ışıl. Evet, çok güzel oldu çünkü. Ben sabırsızlanıyorum, bekliyorum. Çok güzel, hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Teşekkür ederim. Normalde çalışıyorsunuz. Bunun artıları. Benim için gerçekten çok özel bir adres orası. Sevgili babam için, onun bir projesi için yollarımız kesişmişti aylar önce. Onunla ilgili babamın avukatı, tüm aile birlikte konuşurken benim de dedim bir şarkım çıkıyor dedim bir toplantı esnasında. Aa dinleyelim dedi sevgili Gülce Hanım, Warner'ın genel müdürü. Sonra tüm ekip toplandık. Hiç unutmuyorum, o odada dinledik şarkıyı ve çok beğendiklerini söylediler. Ben
herhangi bir prodüktör ya da yapım şirketiyle bir anlaşmam olmadığı için kendim yapıyorum şarkılarımı. Dediler ki biz bunun içinde olmayı çok isteriz deyince böyle hani zaten benim böyle gözlerimden yaşlar akmaya başladı. Çünkü dedim ya bu müziği bilmek ve müziğe gönül vermek başka bir şey. Çok fazla ticari bakılıyor artık. İnsanlar sadece o gözlerin önünde TL işaretleriyle ne yazık ki anlaşmaları yapıp o şarkıları söylüyorlar. Çoğu yani tabii ki vardır, öbürlerini tenzih ediyorum ama benim gibi birileriyle bu yolda olmak benim için gerçekten çok özel bir şey. Anlaşılmak çok güzel. Aynı yerde, aynı yolda yürümek ve onlarla istediğin noktada buluşabildiğini bilmek ve görmek ve yaşamak çok güzel. Tüm Warner ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Çok gençler bu arada. Hem sanatçıları öyle hem çalışan tüm ekip çok genç. Ben işlerinde en böyle hani yaşlı demeyeceğim, onu sevmiyorum ama en olgun benim diyeyim. Yine de hani aramızda çok büyük jenerasyon farkı olsa da onlarla aynı noktada olmak benim için muhteşem. Onun ben, için her şey çok güzel olacak. Güzel. Ben bir röportajınızda okumuştum. Müziği tamamen babanız için yapıyorsunuz. Bunu hep söylediler. Neden bu zamana kadar hiç şarkı söylemedin? Ben yaklaşık 1,5 yıldır önce kendi bestem ve sözüm işte Canım Seni Çekiyor diye bir yola başladım. Sonrasında ardı arkası kesilmedi. Sevgili Şehrazat ablamın harika bir hediyesi vardı bana. Timsah Gözyaşları diye Erhan Bayrak aranjesiyle önce onu yaptık. Sonra baktım böyle herkes çok güzel. Niye yapmıyorsun, niye yapmıyorsun? Dedim ben de seviyorum. Konservatuar mezunuyum. Müziğin içine doğdum. Adım beste. İşte böyle notalarla geziyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Derken işte kendimi dedim ki babamın yokluğunda hem onun şarkılarına sahip çıkmak, bu arada çok güzel şeyler gelecek babamla da ilgili. O tribute albümünü Warner'la yaparken ben de her bir periyotta babamın bir tane şarkısını işte feat'lerle, düetlerle ve tek başına yine dahil olacağım o projenin içinde de. Babamın eserlerini yaşatmak, şarkılarını yaşatmak, onun yokluğunda belki çok küçücüktü ama şu anda genç delikanlı oldu. Ya da genç de şu anda çok olgun oldu. Çünkü 9 sene geçti babamın vefatından bu zamana. Ben herkesin o sözler ve o notalarla buluşmasını istiyorum. Yapabiliyorsam da bunu da çok istiyorum. Karşıma da böyle harika insanlar çıkıyorsa neden olmasın dedim. Devamı evet, da gelecek. Güzel. Biz de bekliyoruz büyük bir sabırsızlıkla. Ekran başındaki seyircilerimiz de öyle. Bu arada çok farklı versiyonlarıyla gelecek Kayan şarkıları. Çok farklı isimler söyleyecek. Bence çok böyle ters köşe olacak. Yani bomba geliyor diyebiliriz. Yazın kesinlikle evet. Yani bütün yaz her yerde, bütün platformlarda, sahilde 7'den 77'ye. Kliplerle, hepsiyle böyle tamamen muhteşem bir projemiz var. Bekliyoruz. Bakalım. Teşekkür ederiz. Peki bir şey sormak istiyorum. Babanız, herkesin çok sevdiği, onunla ilgili yeni projeler neler? Bir tane de film projemiz var aslında. Çok fazla gündem şu anda. Birçok insanın hayatları filmleştiriyor ama ben babamın o şu anki belki müzisyenlere müzik olmasa da bir şey yapmak isteyip de ümitsizliğe kapılmış insanlara ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Babamın çok önemli bir başarı hikayesi var. 16 yaşında başladığı Ankara'daki müzik yolculuğundan işte sonra İstanbul'a gelmesi, daha çok tanınmak, daha çok bilinmek ve daha çok insana ulaşabilmek için çok farklıdır onun yolculuğu. Ve çok özel böyle bazı noktalar var ki birçok insan ağlayabilir, birçok insan ya evet bak o yapmışsa ben de yapabilirim dediğim gibi ilham olabilir ona. Çok güzel bir hikaye oluşturuldu. Senaryo aşamasında değil ama hikaye tamamlandı. Yapım şirketleriyle konuşuluyor. İki tane çok özel yine şimdi ismini söylemeyeyim ama anlaşılmak üzere çok yakında da babamın hayatı film olacak. Çok tabii büyük bir proje bu. Hem maddi hem manevi. Çok usta ellerde olacak ama babama yakışan bir film olacak. Evet okumuştum bunu da. Çok güzel, sabırsızlıkla bekliyoruz. Mutlaka ona yetişemeyen bir jenerasyon olmuştu. Evet. En azından filmle beraber dediğiniz gibi kimine ilham kaynağı olacaktır, evet. Kimine yol gösterecektir. Ve de babamın hiç bilinmeyen tarafları aslında orada göstereceği için babamın hayranları, babamı seven o aşık olan Kayan kitlesi var ya onlar için de aa deyip böyle hani çok vardı. Şaşırıp evet kesinlikle belki gülümseyip belki de gözyaşlarını tutamayacaklar o sahneler. Çok yakınları tarafından işte ben, annem, işte birçok tabii insan var babamın hayatına dokunmuş. Babamın da onların hayatlarına dokundu. Hepsinden alınan o feedbacklerle çok güzel bir hikaye oluşturuldu. Şimdi işte oyuncu kısmı, senaryo kısmı, yapım şirketiyle anlaşma olmak üzere çünkü bitince böyle büyük bir sürprizle inşallah Beyaz Perde'de de bir Kayahan filmi
olacak. Sürprizlerle bekliyoruz büyük bir sabırsızlıkla. Çok teşekkür ederim. Beste Hanım, sormadan geçemeyeceğim. Hayatınızda iz bırakan bir anı anlatır mısınız? Şimdi konuşunca hep bu babamın şarkıları, müzik. Şimdi soruyu sorunca aklıma ilk geleni paylaşmak istiyorum. Çok belki bilinen bir şarkısı olmasa da babamın, Yağmur diye bir şarkısı var. O benim küçücük sokakta bulduğum bir kediye yazılmış bir şarkıydı aslında. Yağmurlu bir gece ben babamı uyandırıp, baba ne olur çıkıp kediyi alabilir miyiz? Çok yağmur yağıyor ve hani ıslanacak çok küçük çünkü yavru ve ben kedi hastasıyım. Hala evimde yüzlerce kedim var bahçemde, gerçekten yüzlerce bu arada. Babam beni kırmadı, hiç unutmuyorum. O zamanlar cep telefonu yok tabii, feneri açıp da arayalım, kedileri bulalım. Bir el feneriyle böyle bizim akatlardaki evimizin balkonun altında bir boşluk vardı. Orada ben kedilerin hani üşümesinler, yavru kediler, büyük kediler gelip zarar vermesin, çocuk haklı. Onları böyle biraz ileriye doğru böyle yastıklar koymuştum, böyle ittirirdim onları. İndik böyle işte babamla bahçeye bakıyoruz. Nasıl ıslanmış, bir tane yavrumuz vardı o sırada. Gelmiyor, ben gittim işte dedim mutfaktan şunu getir, bunu getir. Koyuyoruz hani kokusunu alıp gelsin. Neyse en sonunda geldi, babam aldı onu eline. Nasıl titriyor, nasıl üşümüş, eve getirdik. Fön makinesiyle kuruttuk, hiç unutmuyorum. Böyle babamın hep çok özeldi onun için o gömlekleri. Cepli olmalıydı gömlekleri ki oraya bir şeylerini koyabilsin diye. Kedi cebine koydu, hiç unutmuyorum o anı. Böyle havluya sardı. Ama kedi gittikçe kötüleşti. Böyle nefes alamıyor, zorlanıyor. Ben çok üzülüyorum. Annemi uyandırdık. Veterinere götürdük kediyi. Beni dedi ki dışarıda dur, sen gelme dedi bana. Ben böyle bekliyorum. Sonra çıktığımda baktım babam ağlıyor ve kaybetmişiz kediyi. Sonra eve geldik. Veterinere rica etti onu işte gömmesi için. Ağlayarak eve geldik, hiç unutmuyorum. Böyle artık tabii gün ağarmıştı. 6-7 civarı. Akatlardaki evimizin salonunda gitarını aldı eline. Otur dedi bana. Oturdum. Ve dedi ki bu ruh hali bana bir de dedi sen ebeveyim şarkısını bana yazmıştı. O zaman hissettiğim bir şeydi. Yine sana bakarak sözünü ve bestesini aynı anda yazdığım tek şarkı diyordum dedi. Şimdi ikincisi geliyor dedi, hiç unutmuyorum. Yağmur şarkısını, o yağmurda ellerim üşüyor, yüreğim bu kara bulutlar, kan kardeşi gözlerim sözleri. Kedinin adını o anda Yağmur koydu, adı yoktu aslında. Onun için bestelediği bir şarkıydı. Ve bana bu hayvan sevgisini gerçekten aşılayan, her an her şekilde benim yanımda olan, düşünsenize kedim için beste yaptı benim babam. Gerçekten ruhu şad olsun. Onu çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. O şarkının hikayesi çok özeldir. O anı şu anda benim de gözümün önünde canlandı aslında. Burada da böyle bir kere daha, belki de ilk defa, kimse bilmiyor çünkü, söylemiş oldum. Yağmur şarkısının sahibi benim küçük o yavru kedim. Sonra babamın adını Yağmur koydu. Kedimdi işte. O anı geldi birden. O geceye gittim. Yani sizde iz bırakan anı. Evet. O geceydi. Evet. Mutlaka birçok anı olmuştur ama ilk aklınıza gelen. Ama direkt aklıma bilmiyorum neden o geldi. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle ben paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Ferhat Bey. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz, teşekkürler. Sağ olun. Öncelikle şunu belirteyim. Dünyanın en güzel şehrinde, belki de en güzel lokasyonlarından birinde ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Konuya geçebiliriz. Şeref verdiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Ahmet Bey, aynı sektördeyiz. Evet. Beraber başladık. Evet. Sizin için nasıl başladı bu sektör, gayrimenkul sektörü? Şimdi gayrimenkul sektörü biliyorsunuz bir hizmet sektörü. Evet. Yani gayrimenkul sektöründeki şahsi geçmişim yaklaşık 12 sene. Fakat 35 yıldır hizmet sektöründe çalışıyorum gayrimenkule gelene kadar. Gayrimenkul enteresan bir sektör, biraz geç başladığımı düşünüyorum. Kendi adıma öyle düşünüyorum. Çok heyecanlı bir sektör. Yaklaşık şu anki firmamızla beraber, öncesinde bir uluslararası firmanın franchise ofisiydik. Fakat şimdi firmamızla yaklaşık 7 yıldır operasyonlarımıza devam ediyoruz. Çok güzel. Başlangıçtan günümüze şirketinizi nereden nereye taşıdınız? Mutlaka büyük emekler vardır. Tabii büyük ki. Başarılara imza atmışsınızdır. Onları bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii ki.
Şimdi söylediğim gibi yaklaşık 35 yıllık bir hizmet sektörü geçmişimiz var. Dolayısıyla bunu gayrimenkule başladıktan sonra buraya aktarmak istedik. Çünkü belli bir bilgi birikimimiz var, belli bir tecrübemiz var. Bunu beraber çalıştığımız ki şu an yaklaşık 60 civarı gayrimenkul danışmanı iş ortağımızla çalışıyoruz. Bu başlangıçta birdi. Yani belki hep klasik olacak ama hani başlangıçta işte 1'dir, sonra 60'dır, sonra 120'dir. Sayılar büyür, fiziksel ortamlar büyür. Başlangıcında 100 metrekarelik bir ofisimiz vardı. Şimdi yaklaşık 500 metrekarelik bir ofisimiz var. Ve hatta bu ay içerisinde, bu ayın sonuna doğru açacağımız yaklaşık 1000 metrekarelik bir başka ofisimiz daha var Ankara'da, farklı lokasyonda. Dolayısıyla bu büyüklüğü hem fiziksel olarak hem de insan olarak anlatabiliriz. Çünkü karşımızda bizim insan var, yani hizmet verdiğimiz insanlar var. Bu insanlara bir şeyler göstermek zorundayız. Yani hem dediğim gibi fiziksel olarak bir şeyler göstermek zorundayız, hem de bu işe gönül vermiş gayrimenkul danışmanlığı yapmak isteyen insanların nasıl olduğunu anlatmak zorundayız. Çünkü insanlar bize şöyle ifade edeyim, hem paralarını hem de ürünlerini emanet ediyorlar. Dolayısıyla onları doğru yorumlamak lazım. Evet. Kesinlikle güzel fikirler veriyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Tabii evet. Büyüdükçe sorumluluklar da artıyor. Şüphesiz. İş yükü de artıyor. Tabii ki. Aynı sektördesiniz. Beraber çalışıyoruz. Çok zaten. Güzel. Bir de Ahmet Bey, danışmanların hedefi ne olmalı? Bir danışman şimdi, geldiği zaman yani sürekli çalışsın mı, bir hedef lazım. Hedef için biraz öneri yapabilir miyiz arkadaşlar için? Şimdi gayrimenkul danışmanlığı işi yani yaklaşık 20 sene öncesinden bu zamana anlatmaya çalışayım. Genelde böyle ikinci işmiş gibi ya da yandan yapılan bir işmiş gibi düşünülmüş. Şu an yine o şekilde yapan, bu işi yapan gönüllüler var fakat şu anki geldiğimiz nokta bu işin bir meslek olduğu artık. Hep lafınızı böleceğim ama hep şey vardı, emekli olanlar girişiyorlardı. Girişiyorlarmış gibi, hala öyle. Çünkü herkese açık bir sektör fakat artık yadsınamaz bir gerçek var. Ki bunu destekleyen de şöyle bir durum var. Daha önce 2 yıllık açık öğretim fakültesi dediğimiz kurumlarda 2 yıllık emlak yönetimleri vardı. Fakat artık şimdi lisans bazında 4 yıllık emlak değerleme, gayrimenkul değerleme bölümleri var. Yani bu işin artık bir meslek olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla bu işi yapmak isteyen insanların bu işi ben meslek olarak yapmalıyım bilincine erişiyor olması lazım. Dolayısıyla meslek olarak yapınca da bu işin eğitimlerini alıyor olması lazım. Doğru eğitimler alıyor olması lazım. Doğru ellerden doğru eğitimler alıyor olması lazım. Ve bunu bir genele yaydığımız zaman da herkesin bu bakış açısıyla bu sektörde var olduğunu düşünürsek, o zaman doğru hizmeti biz müşteri dediğimiz karşımızdaki masanın öbür tarafındaki insanlara doğru şekilde anlatmış oluruz. O yüzden doğru eğitim lazım. Biz bunu vermeye çalışıyoruz açıkçası. Hem kendi ofislerimizde hem de bayilik tarzında verdiğimiz 11'in üzerindeki ofislerimizde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Böyle yapmamızın biraz da sebebi şu açıkçası. Tek ses olmak lazım. Yani bugün İstanbul'daki ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki ya da uluslararası anlamda farklı ülkelerdeki insanlara mümkünse temelde aynı hizmeti veriyor olmamız lazım. O yüzden bununla ilgili gerçekten yoğun çalışıyoruz. Daha doğrusu yoğun çalıştığımızı düşünüyoruz. Bunu da karşımızdaki müşterilerimizin doğru anlayacağını düşünüyoruz. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Sektöre geç başladım demiştiniz ya. Evet. Hiç diyor musunuz? Keşke daha erken başlasaydım. Benim hayatımda iki tane keşkem var. Bir tanesi okuldan, üniversiteden mezun olduktan sonra bir keşkem var. Onu burada anlatmak çok yersiz olur. Bir de gerçekten gayrimenkulle alakalı bir keşkem var. Bu işe başladıktan sonra Türkiye'de gayrimenkule bakış açısının çok farklı olduğunu öğrendim. Biraz geç öğrendiğimi düşünüyorum. Evet, doğru. Gayrimenkul sektörü
bizim için önemli bir sektör. Geç başladık ama hani yani gayrimenkul sektöründe şu an zaten benim ofisimde bugün üniversiteden yeni mezun olmuş 20 yaşında insanlar da var. Biraz önce bahsettiniz, emekli olmuş, bu işe gönül vermiş insanlar da var. Gayrimenkul sektörü zaten bir mozaik. Yalnız benim ofisimle alakalı değil. Sektörün kendisi bir mozaik. Bu mozaiğin içerisinde yaştan bağımsız olarak yapmak istiyorlarsa, gerçekten mesleki olarak yapmak istiyorlarsa, bütün gayrimenkul ofislerinin herkese kapısının açık olması gerektiğini düşünüyorum. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Ne iş yapıyorsanız yapın, ek dal olarak 20 metrelik bir ofiste de, 50 metrelik bir ofiste de çalışabilirsiniz. Önemli olan doğru ve etkin çalışmaktır. Evet, katılıyorum buna. Ama tekrar söyleyeyim, mesleki olarak bu işi yapmakta fayda var. Çünkü karşımızdaki insanlar, tekrar üstüne basarak söyleyeyim, bize paralarını ve emlaklarını emanet ediyorlar. O emaneti doğru yönetmemiz lazım bizim. Çok teşekkür ediyoruz. Hiç kalmayalım için. O zaman. Mutlaka seyircilerimizden de dönüşler olacak. Ben son bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Sektördeki ofislerden beklentileriniz, partnerlerinizden beklentileriniz neler? Sektördeki ofislerin şöyle ifade edeyim. Bunu gayrimenkul danışmanı bazından sektör bazını alırsak eğer, biraz önce bir kelime söylemiştim. Tek ses olmak. Sektördeki ofislerin de biraz buna ihtiyacı var açıkçası. Bizim STK'ların daha düzgün yapılanıyor olması lazım. Her gün toplantı yapıyor olmamız lazım. Sektörü açıkçası her defasında yeniden dizayn ediyor olmamız lazım. O yüzden ofislerle alakalı yapacağımız çalışmalarda bizim bağlı olduğumuz kurumlar var. Bu kurumlarla alakalı da bizim her gün yeni fikirler üretiyor olması lazım, olmamız lazım açıkçası. Bununla ilgili de bol bol insan kontağı sağlıyor olmamız lazım. Sektördeki herkesin birilerine dokunuyor olması lazım. Bu şekilde bu ofis operasyonunu da hep beraber yönetebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür güzel bilgilerdi. Girişimci bir ruha sahip olduğum için kafamda da böyle bir ampul yandı. Yayın sonrası sizlerle özel görüşürüz. Çok teşekkür güzel ederim. Güzel bilgileriniz inşallah. İçin çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ayaklarınıza sağ olun. Sağlık. Ben teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Abdullah Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz Abdullah. Nasıl? Çok teşekkür ederim. Böyle keyifli bir ortamda Boğaz Turu'yla bu programa davet ettiğiniz için çok eksik olmayın ve aynı zamanda programınız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Abdullah Bey, bu sektöre girmeye nasıl karar verdiniz? Dinamikler nasıl oturdu? Şimdi herkesin hayatında bazı bir dönüm noktası olur. Benim hayatımda bizim ailenin olan bir arazisi vardı. Başka bir üçüncü şahsın araziyi alma istemesiyle beraber 12 yaşımda olduğum dönemde hukuki süreçler, arazimizi savunma, işte terimleri bilme, emlakçılarla gerekli olan bilgileri alışveriş derken artık emlakçılarla bir iç içe olduk. Bizim şu anki meslektaşlarımızla beraber o kadar çok içli dışlı olduk ki 16 yaşımdan sonra emlak sektörüne girmeye karar verdim. İstanbul Şirinevler'de başladım. 2006'da kendimize ait bir ofisimizi açtık. Bu ofisimizle İstanbul'un çevresinde en çok talep edilen bölgelerde Sakarya olsun, yine Tekirdağ olsun, Silivri bölgelerinde birçok yatırımcımıza yatırımlarına destek olduk. Yatırımcılar bizi tercih etti. Biz de mutlu olduk. Onları da kazandırdık. Şu an için Türkiye'nin birçok ilinde, birçok şubemizde hizmet vermekteyiz. Çok güzel. Toprak yatırımını daha çok kimler yapıyor mesela? Yatırımcı dediniz ya. Evet. En fazla talep. Kimlerden alıyorsunuz? Toprak yatırımını eskiden hep babalardan, atalardan kalan bir yatırım türü olarak evet. bildiğimiz dönemde artık her şey değişti. Ve şu an artık 7'den 70'e herkes günümüzde toprak yatırımı yapıyor. Özellikle genç nesil toprak yatırımını çok seviyor. Çünkü birçok iş alternatifi varken birçok sektörde iş deneyimi olan yatırımcılarımız şu an ufak ufak alsatlar yaparak ülkenin hangi bölgesinde olursa olsun hiç fark etmez. Ufak ufak alsatlar yaparak birikimlerini 3'e 4'e 5'e çok rahat bir şekilde katlayabiliyorlar. Çok basit bir örnek vereceğim. Belki bu bizim için bir anekdot olur ama
bir yaşındaki bir bebeğin bile toprak yatırımını yaptığını söyleyebilirim. Ankara'da bir emlak ofisinin sahibi olan evet. Ferhat abimiz bile bir yaşındaki yeğenini Antalya'dan çok güzel bir köy içi imarlı arsa aldı. Ve annesinin babasının vekaletiyle çok rahat bir şekilde bir yaşındaki bebeğe bile demek ki yatırım yapılabiliyor. Bunun gibi onlarca yüzlerce örnek var ama zamanımız tabii ki de buna yetmez. Harika, çok güzel. Ben de hemen kızım için kesinlikle tavsiye bir şeyler ederim. Yapayım. Kesinlikle kısa sürede yapmalısınız. Çünkü küçük birikimler gerçekten hayatınıza dokunabiliyor. Örneğin almış olduğunuz herhangi bir ürün evinize, onun değeri yerinde sayarken almış olduğunuz yani belki 50 bin TL'lik bir yatırım, bir toprak yatırımı hiç fark etmez nerede olduğu önemli değil. O toprak yatırımı bir sene sonrası 200 bin TL, 300 bin TL gibi rakama çıkabiliyor. Hiç farkına varmadığınız bir anda oraya bir organize sanayi kuruluyor, oraya bir şehir alanı, yerleşim alanı kuruluyor, bir imar projesi geliyor ve hiç farkında olmadan belki 1 milyon ev bile olabilirsiniz. Yani şey de oluyor değil mi? Türkiye'nin her yerinde sanırım yardımcı oluyorsunuz bu konularda. Türkiye'nin birçok ilinde yardımcı oluyoruz. 4'e yakın ofisimiz, şubemiz var. İşte bunun merkezlerini belki anlatmak yerinde olmaz ama şöyle söyleyeyim, 60'a yakın saha danışman arkadaşımız var. Bunlar freelance çalışır ve Türkiye'nin birçok elinde özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesinde heyecanlı al satı yapılan bölgelerde çok trend olan ve gerçekten kazandıran bölgelerde hizmet veriyoruz ki zaten yatırımcılarımız bu yüzden bizi tercih ediyor. Al satı hızlı olan ve yatırımcılarımıza kazandırdığımız bölgeleri biz tavsiye ettikçe yatırımcılarımız büyüyor ve şu an için hem yurt içinde yurt dışında birçok yatırımcıyla devam ediyoruz. Çok güzel. Peki toprak yatırımı yaparken nelere dikkat edelim? Toprak yatırımı çok önemli bir yatırım türüdür. Bu yapacağınız yatırımın bütçenize göre olan kısmına göre değişiyor. Eğer büyük bir yatırım yapacaksanız kesinlikle imar sınırında olan bir yeri tavsiye ediyoruz. Büyük bir yatırım yapacaksınız, muhakkak orada bir proje olması gerekiyor. Büyük bir yatırım yapacaksanız bir doğal yaşam alanı vaat etmesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bunun için en temel ihtiyacımız yoldur, sudur veya oradaki ulaşım, elektrik birçok imkanın olması gerektiğini biliyoruz. Küçük yatırım dediğimiz yatırım türleri bunlar belki işte 50, 100, 200 bandında olan ki şu anki trend olan en çok yatırım yapılan türleri ki bunlar zaten bunlar daha çok kazandırıyor. Çünkü orta gelirli bir yatırım var, bir alt gelirli bir de üst segment. Şu an büyük yatırımlar durmuş durumda. Nasıl emlak piyasasında konut durduysa, yine araç alım satımları durduysa, birçok trend olan gayrimenkul piyasası durduysa şu an küçük notta yapılan yatırımlar kazandırıyor ya. İşte bu yatırımların dediğimiz gibi küçük olanlarından belki çok yolu, suyu vesaire şeylere takılmayabilirsiniz. Büyük metrekare alın. Nerede olursa olsun ama alın. O toprak size daima kazandıracaktır. Büyük bir yatırım yapacaksanız da muhakkak proje ve içeriğini araştırmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. %100 tavsiye değildir ama kesinlikle buradan kazandıran bölgeler olmasından dolayı yani şimdi bunları analitik olarak biz değerleri ele alıyoruz. Yaklaşık olarak son 4 seneyi ele aldığımız zaman Ege bölgesindeki birçok yatırım türünün 4 kat 5 kat değer kazandığını canlı şahit olduğumuz için yatırımcılarımızın da aktif bir şekilde arz talebin oluşmasından dolayı bunları rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Peki ben merak ediyorum. Kısa bir sürede güzel yol aldınız, ilerlediniz. İş ortaklarınız, çözüm ortaklarınız ve size danışmanlık yaptıran müşterileriniz size nasıl güvendi, nasıl bir yol izlediniz? Şimdi güvenmek çok önemli kolay ve en temel yani. Unsur. Kesinlikle gayrimenkul konusunda emlak sektörünün suistimal edildiği bir dönemden geçiyoruz. Özellikle yurt dışındaki yatırımcıların şu an Türkiye'deki bizim sektörümüzde olan meslektaşlarımıza bakış açısı çok farklı. Hatta kendileri araştırma yapıp kendileri gayrimenkul bulmaya çalışıyorlar. Suistimal edilmesinden kaynaklı. Bu yatırım sektöründe bir güven arz etmek istiyorsanız şeffaf olacaksınız. Yatırımcına karşı en temel ihtiyacınız şeffaf olmak. Bu temel ürününü bütün detayları, bilgileriyle anlatabilmek ve aynı zamanda bilgi donanıma sahip olabilmek. Eğer sunmuş olduğunuz ürünüz hakkında bilginiz yoksa, o bölgenin coğrafyasına vakıf değilseniz, yolunu, suyunu veya o bölgenin al sat veya hızlı satış potansiyeline vakıf değilseniz, bilmediğiniz bir yerden yatırımcınızı tavsiye ederseniz o yatırımcınız kaybeder. Ve bir sene sonra siz o yatırımcıyı bulamazsınız. Ama eğer kazandırdığınız yatırımcınız bir sene sonra onun değerinin katlandığını gördüğü zaman sizden ikinci, üçüncü yatırımlara devam ediyor. Biz Türkiye genelinde belki şu an aktif 16 ilde ama 81 ilde de hizmet vermeye gayret göstererek devam ediyoruz. Bu vermiş olduğumuz gayretle şu an yatırımcılarımız
aktif bir şekilde bizden 4. 5. satış yatırımlarını yapmaya devam ediyorlar. Bunun mutluluğu, heyecanı hem bizde hem onlarda var olduğu sürece bu dinamizm, bu enerji devam eder. Biz de büyürüz, onları da mutlu etmiş oluruz. Yani bence çok kolay olmamalı çünkü mal canın yongasıdır. Kesinlikle. Ve risk yer var. Güven duymak gerekiyor tabii ki ve size bir konuda danışıldığı zaman mutlaka artısıyla eksisiyle bütün şeffaf bir şekilde ortaya koymalısınız. Şimdi çok yatırımcımızın mağduriyetiyle karşılaşıyoruz. Birçok alanda yatırımcılar başka bölgelerden dolandırılmış oluyor. Bir daha aynı acıyı yaşamamak için geliyorlar. Biz bunların şeffaflığını tapu sürecinde onlara sunum yaparken yerin tapu devir aşamasındaki bütün kolaylıkları ve imkanları sağlayarak gösteriyoruz. Yatırımcılarımızın bir kere bizimle konuşması ve bizim ekibimizle tanışması gerçekten yetiyor. Çünkü çok şeffaf birçok sosyal ağda, sosyal platformda her şeyiyle paylaşımlarımızda bulunuyoruz. Tapu sürecinden arazi tanıtım sürecine kadar kendim dahi eşlik ediyorum. Yani birçok kalabalık ekibe sahip olmamıza rağmen saat işte 8'de uyanıp İş programımızı gün içerisinde düzenleyip çalışan arkadaşlarımızla aynı tempoyu, aynı enerjiyi sarf ettiğimiz için, aynı havayı teneffüs ettiğimiz için birebir de yatırımcılarımızla iletişime geçtiğimiz için onlar o enerjiyi bizden alıyorlar ve bizi gayet de mutlu ediyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek. Çok güzel. Çok yani şimdi eklemekte fayda var. Bir ailenin, özellikle dar gelirli bir ailenin 1 TL'sinin alın terinin ne kadar zor kazanıldığının farkındayız. Evet. O helal alın terinin karşılığını vermek için tüm ekibimizde, tüm çalışan ekibimizde gayretlerini sonuna kadar veriyoruz. Öyle bir sözümüz var. Biz her ofis açılışımızda bunu yenileriz. Yani her bir alın teriniz helal okuması, her helal kazancının karşılığını sonuna kadar vermek için yatırımcılarımıza söz veriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok verdiğiniz güzel. Değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Bana bile verdiniz o güveni. Öyle. Muhakkak olur. Çünkü sektör gerçekten şu an yatırıma ihtiyaç. Yani eğer bir tavsiyede bulunmak istersek belki yatırım tavsiyesi olmayabilir ama ne olursa olsun, yaşınız kaç olursa olsun al satlar yapın. Yatırım konusunda küçük küçük araziler alın ve bu arazileri bekletin veya bekletmeyin. Almış olduğunuz küçük bir araziyi 3-5 ay içerisinde koyun. Gerekli olan sosyal platformlarda hemen satışı oluyor. Bir şekilde kazancınızı bir ayda yüksek bir gelire çevirebiliyorsunuz. Orta gelirli bir satışınızı hemen satamıyorsunuz ama orta ölçekli almış olduğunuz bir yatırım türünü belki 3 ay sonra, belki 5 ay sonra sattığınız zaman oradan ciddi anlamda kazanç elde edebiliyorsunuz ki zaten şu an minik bir örnek daha verecek olursak dediğim gibi hem konut piyasasında daralma, sıkışma ve aynı zamanda araç piyasasındaki ikinci elin sıkışmasıyla beraber birçok alanın tam anlamıyla gayrimenkule toprağa kaydığını görüyoruz. Bunun bilincinde olarak da toprak daima ilerleyecek, daima yükselecek, daima yatırımcısına kazandıracak. Taşı toprağa altın bir memleket. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ağırladığınız için, bu güzel ortamda aynı havayı teneffüs ettiğiniz için çok mutluyuz. İnşallah başarınız devamlı. Bizler de size başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Ve bir pazar yayınımızın daha sonuna geldik. Haftaya pazar görüşmek üzere. Sevgiyle, saygıyla kalın. Haftaya pazar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.